Herkese merhaba, ismim Sinan. Yaklaşık 17 yıldır dijital endüstride çalışıyorum. Son 2 yıldır da fintech'le birlikte bankacılık ve ödeme çözümlerine çözümler sağlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır ben Vamo'dayım. Vamo bir Birleşik Krallık merkezli bir elektronik para şirketi, aynı zamanda ödeme geçişi hizmet de sunuyor. Bu 2 yıl içerisinde gerçekleşen yaklaşık belki 3000 müşterinin 300 tanesi Türkiye'dendi ve özellikle Türkiye'deki SaaS geliştiricilerinin yaşadığı problemleri artık görmekten, deneyimlemekten epey bir veri elde ettik, epey bir deneyim elde ettik. Bu sunumu da bunun üzerine gerçekleştireceğim. Şimdi bir SaaS geliştiricisinin, yani esasında hepimizin temel problemini para kazanmak ve SaaS ürünü neden yapıyoruz? Ödeme, hani SaaS ürünü neden yapıyoruz? Para kazanmak için ve bunun da ilk başta yaparken, yani SaaS ürünü geliştirirken işte infrastructure'lara bakıyoruz, işte iş modeline bakıyoruz, gelir modeline bakıyoruz ama unuttuğumuz bir şey var. Unuttuğumuz şey şu: biz müşterimizden gerçekten parayı alabilecek miyiz? Veya tam tersi, biz finansımızı doğru yönetebilecek miyiz? Yani ödemelerimizi yaparken gerçekten nakit akışını düzgün yönetebilecek miyiz? Benim de çok sevdiğim bir esnaf sözü var aslında. Hani satarken değil, alırken kazanırız. Burada da ben bunu iki türlü yorumluyorum. Diyorum ki bir SaaS geliştirici alırken de satarken de mutlaka kazanmalı. Bunun üzerine bir sonraki kısma geçiyorum. Burada SaaS ürünlerin, yani daha doğrusu startupların lokasyon bağımsız en çok hani araştırma yapıldığında birinci kısımda çıkan şey şu veya ikinci kısımda hani bölgeden bölgeye değişiyor. Paranın aslında hızlı bir şekilde tükenmesi. Bu da işin nakit akışı, finans tarafında. Şimdi bir, diyorum ki ben burada, bir SaaS ürünü yaptıktan sonra hiç tanımadığınız insanlara gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız insanlardan, hedef kitleden para almaya çalışıyorsunuz. Bu parayı alırken hedefinizi gerçekten belirlediniz mi? Burada 4 tane benim maddem var. Hedef kitleniz ödeme geçitleriyle uyumlu mu? Çünkü her coğrafya farklı bir ödeme geçiti üzerinden çalışır. İşte PayPal Amerika'da çok iyidir ama Almanya'da çok iyi, Hollanda'da çok iyi değildir gibi. İkinci kısımda da gelir modelinizde faturalandırma sıklığınız ve vadeleriniz nedir? Her SaaS şirket doğasında, hani doğasından da aykırı olan bazı ürünler vardır. Nedir? İşte faturanızı kesersiniz. Daha kapalı mekanizma SaaS'lar vardır. Faturanızı kesersiniz ve ardından 6 ay sonra ödemenizi alırsınız veya herkesin hayal ettiği bir müşteri gelsin ve kredi kartını girsin ve satın alsın. Tabii bunda herhangi problem yok. Bizim istediğimiz şey bu. Üçüncü kısımda da dijital ürün satışında özellikle SaaS ürünlerde vergilendirme konusu çok karışık bir konu. Ülkeden ülkeye yine değişkenlik gösteriyor. Sattığınız yere göre değişkenlik gösteriyor. Bulunduğunuz şirketinizin bulunduğunuz yerine göre değişik gösteriyor. Bunları iyi ayarladınız mı? Ve bununla birlikte de ben X ödeme, yani X bankasını kullanmak istiyorum ve X ve Y ödeme geçitini kullanmak istiyorum. Dolayısıyla da X ülkesinde şirket kurulumu yapmalıyım dediğinizde acaba o ülke sizin için, kurumlar vergisi için gerçekten hani doğru bir yer mi? Bunu hesaplamak gerekiyor. Şimdi insanları bulduk, yani bir hedef kitlemiz var bizim ve o SaaS ürünleri artık satmaya çalışacağız. Bundan sonra da ikinci şeyimiz şu, ülkeleri ne kadar iyi tanıyoruz. Yani burada hep company formation diye adlandırdığımız bir terminoloji var, yani şirket kurulumu. Bu şirket kurulumunda gerçekten biz ülkeleri iyi tanıyor muyuz? Yani ben sırf PayPal açacağım diye Estonya'ya gidenler var. Hesap kapanıyor. Finansını rahatlatmak için Buy Now Pay Later gibi ürünler var artık. Bunlar hayatımızda yaygınlaşıyor. Bir sonraki kısımlarda bunları anlatacağım. Finansımızı rahatlatmak için işte taksitlendirme seçenekleri var. Sırf bunları kullanmak için
İngiltere'ye gidenler var. Bunlar acaba doğru seçenek mi? Şimdi burada 3 tane ülke üzerinden simülasyonlarla gideceğiz. Yani hani örneklerle gideceğiz. Burada en çok SaaS üreticilerinin en çok hızlı olması açısından ve belki de işte Avrupa'da yaşayabilirim. Hani benim için iyi olabilir dedi. Estonya lokasyonu var 2015'ten sonra. Estonya'da işte corporate income tax dediğimiz kurumlar vergimiz %20'dir. VAT'miz %20'dir. Stripe ulaşabiliriz, Wise'a da ulaşabiliriz. Benim çalıştığım kurum olan Vamo'dan da hesap açabiliriz. Bir diğer kısım da Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın özelinde şöyle bir durum var. Nisan 2023'te vergilendirme sistemi değişti. O yüzden de epey bir arttı. Yani %25 gibi bir kurumlar vergisi var. VAT de yine %20. Tabii buradaki bu oranlar VAT number'ı aldığınızda gerçekleşiyor. Burada Stripe'a ulaşabilirsiniz. Stripe'dan sonra PayPal'a da ulaşabilirsiniz. Wise'a da. Bir diğer lokasyon da bundan önceki sunumlarda galiba Klemta'daydı o. Amerika'yı özellikle hani anlatmışlardı ki gerçekten çok avantajlı bir yer. Amerika'da da yani Delaware'da özellikle diğer coğrafyalara göre epey bir avantajlı. Şimdi burada şöyle bir bilgiye değinmek istiyorum. Startup'ı kurduğumuzda, SaaS ürünümüzü kurduğumuzda ne demiştik? Hedef kitlenize göre ödeme geçitlerini mutlaka kullanmanız gerekiyor ya da bir banka hesabı sahip olmanız gerekiyor. Maalesef 2020'nin Kasım, Ekim ya da Kasım ayıyla birlikte Türkiye FITF dediğimiz Dünya Kara Para Aklamayı Önleme Organizasyonu'nda gri listeye girdi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de bir Türk, yani pasaportu olan burada yaşayan birisi yurt dışında şirket bile açsa banka hesabına ulaşamama durumu var. Yani bugün işte ben Amerika'da da şirket, Amerika biraz daha şey ama Avrupa'da özellikle Estonya'da işte ben e-residency'ye başvurdum, ardından şirketimi kurdum. Şirketimi kurduktan sonra da banka hesabını aldım diye bir şey yok. Özellikle Wise'da şu anda 20-25 gün hatta bir aya varan incelemeler var. Yani hesabınız inceleniyor ve deniliyor ki yani kusura bakmayın siz bize uygun değilsiniz. Burada en çok takılınan nokta şu, bir şekilde banka hesabını elde edebiliyorsunuz ama ödeme geçitleriyle ilgili problemler var. PayPal, hani açtım diyenler burada da aranızda olabilir ama üzgünüm kapanacak. Hani bunun bir şeyi yok. Çünkü Avrupa'da özellikle FITF çok herhangi bir esnemesi yok. Yani Estonya'da bir şirket kurduğunuzda PayPal hesabınız bir kullanırsınız, iki, üç ama üzerine ciddi bir business oturtacağınız zaman hesabınızı suspend edeceklerdir. Burada şimdi bir diğer kısımda da hani sahasınızı hayatınıza geçirdiğinizde Estonya vergi cenneti olarak görülür. Böyle bir şey yok. Özellikle de hani VAT oranlarıyla birlikte Avrupa dışına yani Avrupa içinde kestiğinizde de ya da bir fatura aldığınızda da mesela Amazon'dan bir sunucu aldığınızda, bir cloud hizmeti aldığınızda bu cloud hizmetinize %20 VAT eklenecektir. Bu ne demek? Maliyetiniz %20 daha artıyor. Şey kısmına girmiyorum. Hani KDV'dir, gelir ve gider. Günün sonunda cebinizden para çıkıyor. Estonya'nın bir lokal direktörü olmadan LHV gibi, SEB gibi, Swedbank gibi yerlerden yine hesap açamazsınız. Mutlaka bir lokal direktör istenir. Yani ben bir neobank ile çalışmayacağım. Bu ne demek? Wise ile çalışmayacağım ya da Vamo ile çalışmayacağım diyorsanız mutlaka bir lokal direktör gerekiyor. Orada bir banka hesabına sahip olmanız için. Traditional bankalarla neobanklerin arasındaki ya esasında çok büyük bir fark yok ama işler biraz daha ciddiye bindiği zaman yani ciddi bir hazine birikimi olduğu zaman neobankler size güle güle diyebiliyor. Yani burada nedir? İşte 10 milyon euro belki Wise'a izin veriyor ama tutmanız tartışılır. Çünkü günün sonunda bir lisans sağlayıcı bir bank kadar hani güvenilir mi orası tartışılabilir. Bunları göz önüne
göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yine buradaki, yani Estonya'da bir şirketi açtığınızda yavaş yavaş Avrupa'da BNPL dediğimiz sistemler var. BNPL de şu, Buy Now Pay Later. Yani debit kartınızdan geçen parayı taksitlere bölebiliyorsunuz. Avrupa Türkiye'den maalesef çok geride fintech olarak. Ve dolayısıyla böyle ürünler şu anda yeni yeni karşımıza çıkıyor. Yani Avrupa'daki, özellikle Birleşik Krallık'ta bu taksitlendirme seçenekleri yeni yeni çıkıyor. Ve Estonya'da da bir şirket açtığınızda finansınızı rahatlatacak Buy Now Pay Later gibi ürünlere kavuşabiliyorsunuz. Bir sonrakinde UK'de var. Yine UK'de de şöyle bir özellik var Birleşik Krallık'la ilgili. Şirketinizi kurduğunuzda şirketinizin skoru şirket sahiplerine etki ediyor. Yani bu ne demek? Birleşik Krallık'ta eğer şirketiniz iyi cirolar elde ederse kredi skorunuz oluştukça hem şirketinizin hem de sizin orada bir kredibiliteniz oluşuyor. Eğer ileride UK'de bir taşınma ya da yaşama durumunuz varsa, şirketinizde varsa kredi skorunuz artık işlemeye başlamıştır ve daha rahat hem şirketiniz için hem de kendiniz için daha rahat finansal enstrümanları kullanabilirsiniz. Yine UK'de şöyle bir durum var. Brexit'ten dolayı dijital productlarda UK'den EU'ya kestiğiniz faturalarda %0 olarak VAT'yi koyarsanız ve Avrupa'nın içinden Avrupa'ya olan VAT'de, yani KDV oranında daha rekabetçi bir şekilde satışı yapabilirsiniz. Bir sonrakinde de Delaware'da. Buranın şöyle bir özelliği var. Klemto sunumunu dinleyenler bence konuyu yakalamışlar. Çünkü her şey orada yapılabilir, kurgulanabilir. Çünkü FITF Amerika'da var. Çünkü FITF dediğimiz kurum globalde işleyen bir kurum. Fakat Amerika'daki regülasyonlar daha hafif bununla ilgili. Dolayısıyla PayPal'a çok daha hızlı erişebilirsiniz. Stripe hesabınız özellikle Avrupa'da şirket kuranlar bilirler, capital, yani kredilendirme sistemine ulaşamazlar ama Amerika'da şirket kurduğunuz zaman buradaki capital sistemine ulaşabiliyorsunuz. Daha farklı finansal enstrümanlara ulaşabiliyorsunuz. Tabii bunların da avantajları, dezavantajları var. Yani bunlar hani her ülkenin kendi sistemi var ve hani böyle cazip gibi görünür ama içerisine girdiğiniz zaman, yani Delaware'ın da çok negatif yanları var mı? Elbette ki olabilir. Dolayısıyla bunu işinize göre, yani iş modelinize göre şekillendirmeniz gerekiyor. Şimdi bunlar ödeme almadaki olan sistemlerdi. Hani çok hızlıca tekrardan anlatmak isterim. SaaS prodağınız için en uygun bankanızı, o bankayı ve ödeme geçidini kavrayabilecek, sarabilecek bir ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Ardından da buranın üzerinde, yani buradaki bu sistemde artık kredi skorunuzu ilerlettikçe farklı finansal enstrümanlara ulaşabiliyorsunuz. Bunların da şu anda en popüler olanları iki tane ürün var. Bir tanesi BNPL dediğimiz Buy Now Pay Later. Yani şimdi al, daha sonra öde. İkinci kısımda doğrudan kredi havuzu. Buradaki açılımlar da şunlar. Diyelim ki şirketinizin kasasında bir para var ve bu parayı çok daha düzgün kullanmak istiyorsunuz. Burada bir hesap makinesinde bunu ben size çalıştım. Sistem şöyle işliyor. Siz dijital ürünleriniz, yani alım yaparken, işte Slack olabilir, Microsoft 365 olabilir vesaire. Bu ürünleri, yani benzer ürünleri siz yıllık aldığınızda zaten %20 indirim uygularlar. Yani derler ki siz bizden bunu peşin alın. Biz size %20 indirim uygulayacağız. Şimdi buradaki sistem de şöyle çalışıyor. Debit kartınızla peşin alıyorsunuz, zaten 2 ay indirimliymiş gibi, yani %20 indirimi alıyorsunuz. Ardından peşin aldığınız rakamı da burada taksitlere böldürüyorsunuz. Buradaki hesapta da sistem şöyle. Diyelim ki bir Basecamp aldınız. Basecamp'i aylık ödemek yerine yıllık ödediniz. Yaklaşık $600 kazandınız. Yani Basecamp size $600 kazandırdı. Basecamp $600 kazandırdıktan sonra bir de BNPL sisteminden de artık kazanacaksınız.
Burada da toplam ödediğiniz parayı bölüyorsunuz. Sistem size burada yaklaşık %1,5-2 arasında bir fee yansıtıyor. Neobanking sistemlerinde faiz diye bir kavram yoktur. Faiz bankacılık sisteminde vardır. O yüzden de fee olarak sizden bunu alırlar. Bu fee'yi aldıktan sonra sistem bunları kaç taksitten bölünüyorsa, buradaki örnekte 2. Sistem size burada gördüğünüz toplam $3,588 size geri iade ediyor. Yani sizin harcadığınız parayı size geri iade ediyor. İkinci ve üçüncü aylar buradaki parayı yeniden ödüyorsunuz. Yani taksit öder gibi. Ne oluyor? Siz Basecamp'e para ödediniz. Basecamp'e para ödedikten sonra $3,588 size iade edildi. Ve siz başka alımlarda kullanabilirsiniz bunları. Başka ürünleri satın alabilirsiniz ve finansınızı bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Bir diğer sistem de şu. Yani Türkiye'den alışık olduğumuz ama yani yine UK ve EU'da daha yeni gelen sistemler bunlar. Sistem size maaş ödemeleri için, yani Early Access Wage denilen sistemler geldi artık. Ve maaş ödemelerini yine düşük fiillerle erken bir şekilde ödeyebiliyorsunuz. Yani avans olarak çalışanınıza bunu verebiliyorsunuz. Diğer bir sistem de fatura finansmanı. Tedarikçinize bir ödeme yapacağınız zaman buradaki bu ödemeyi sistem karşı tarafının risk skorunu hesaplayarak buradaki faturayı erkenden ödemenizi sağlıyor. Benden bu kadar. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Varsa sorularınız. Neslihan'a döndüm. Neslihan, sen geliyorsun buraya. Dönemiyorum. Dönemiyorum şu anda. Mecburen senin gelmen gerekiyor. soru alabilirim. Buyurun lütfen. Şöyle, ben Vamo'da UK ve EU için çok daha detaylı bilgiler biliyorum. Yanlış yönlendirmek istemem. Burada Görkem abi değil mi? Şey var, Klemta burada. Amerika için çok daha net bilgileri var. Yani özellikle şey, hani yanlış yönlendirmemek için size, ama UK ve EU özelinde çok daha derinlemesine sorular alabilirim. Yani burada şöyle aslında soruyu, şöyle bir detay ben gireyim. Amerika'da şirket kurulumu ile ilgili, yani insanların UK veya EU'ya gitmesindeki sebep şu. Diyor ki, yani daha yakın bir coğrafya. Yani olur da taşınırız bir gün elbet. Dolayısıyla ben orada hani varlık göstereyim. Tamamıyla hani, yoksa Amerika çok daha cazip ama tamamıyla yaşamsal dürtülerden dolayı Estonya'yı, UK'yi veya Hollanda'yı, Amerika'yı tercih Almanya'yı tercih edebiliyoruz. Başka sorusu olan yanıtlayabilirim. Buyurun. Şöyle, Karadağ'la birlikte farklı ülkeleri ben yanıtlayayım. Çünkü Karadağ Avrupa Birliği uyum süreçlerine girmeye çalışan, işte alacağı, Avrupa Birliği'ne girebileceği söylenen ülkelerden bir tanesi. FITF konu çok enteresan bir şey. Yani para sisteminin çok daha şeffaf olunması bekleniyor orada. Karadağ, ben geleceğim ama Karadağ'dan önce mesela Avrupa Birliği'nde olup finansal sistemi düzgün olmayan, yani banka hesabı açılamayan, gelen paraların mutlaka kontrol altında olması gereken, Stripe'den geçirdiğiniz paranın akmasında problem yaşanan mesela Hırvatistan var. Yani Avrupa Birliği üyesi ama FITF'de gri listede. Gri listede olan hiçbir ülkede serbest ticaret yapmanız çok mümkün değil. Yani şöyle, bir müşterinizden ödeme alırsınız 10.000 euro. Para sistemde takılır, sizden onlarca evrak istenir. Denilir ki, bu 10 bin euro size neden geldi? Bunun hesabınızı vermeniz gerekir. Şimdi Karadağ kısmı da daha Avrupa Birliği'ne girmemiş olan bir ülkenin, hani Hırvatistan bile bu durumdayken, hani Karadağ'a giren veya çıkan para, çok büyük problemlerle karşılaşırsınız. Yani hani şöyle bir durum var, büyüklere hiçbir zaman bir şey olmaz. Yani çok büyük olmanız lazım. Her zaman küçüklere bu sistemde bir şey olur.
alıştık buna. Dolayısıyla burada hani şey, yani gelen 1000 euroyu problem ederler. İlla her zaman problem olacak diye bir şey yok. Yani hani bankacılık sisteminde ve finans geçitlerinde. Ama o 1000 euroyu size dert edinirler. Ve hesabınızı kapatırlar. Hesap kapandıktan sonra, örnek veriyorum işte, Wise'da hesabın kapandı. X'inde açmaya çalışırsın. KYC sistemleri benzerdir. O oradan bağlantıyı kurar ve direkt kapatır. Veya Merkez Bankası düzeyinde sen engellenirsin ve konu kapanır. Dolayısıyla hani Karadağ, yani bir SaaS product için Karadağ, Kıbrıs, Singapur, Dubai, yani benim nezdimde, yani bu çalıştığım Vamo'daki 3000 müşteriyi yaklaşık hani incelediğimizde, yani bu ülkeler genellikle problemli. Problemsiz bir yer istiyorsanız UK, Amerika, Estonya bile hani daha temiz olanlardan. Yani ticaretinizin aksamaması gerekiyor. Dolayısıyla hani iyi ülkelerde bulunmanız gerekiyor. Buyurun. Delaware'in dezavantajları, yani şöyle, şimdi herkes bir yere bir vergi avantajı olarak gidiyorsa, Karadağ örneğinde olduğu gibi, mutlaka bir şey oradan çıkar. Yani hani mutlaka derken şöyle, hani devlet bir regülasyon getirir ve siz onu kaçırırsınız, avukatınız bunu kaçırabilir, muhasebeciniz bunu kaçırabilir ve tam tersi iş daha pahalıya patlayabilir. Bunu Estonya'da çok sık duyduk ki bizzat ben bile yaşadım bundan 5 yıl önce. Çünkü vergi konusu, yani daha yaşanan problemler vergilerden dolayı ağırlıklı olarak. Şirket kurulumuyla birlikte geçen süreçte, yani bankacılık sisteminde bir sıkıntı olmaz ama en ufak bir kayıp kaçakta çok ciddi vergi cezaları gelir. Tabii bunda herhangi bir problem olmaz. Yani çünkü şöyle bir şey var. İnsanların kendisi tutmaya çalışıyor ya muhasebesini. Orada daha çok problemler yaşanıyor. Bu sefer de iş bankacılık tarafına sıçrar ve oradaki hesabınız da kapatılır. Yani şöyle şeyleri çok sık duyuyoruz. Biz ilk seferdeki bank hesabımız kapandı, parayı nasıl transfer edeceğiz? Çünkü AML listesine giriyor, kara para listesine giriyor. Yani paraya ulaşamazsınız o saatten sonra. Çok zor. Derdinizi anlatmanız gerekir yani. Çünkü olaylar daha yukarıya gidiyor. Yani elektronik para lisansına sahip olan şirketler aslında bir hani white label. Yani Wise dediğim şirket bir white label, bir ürün. Arkasında bir hazine yok. Yani doğrudan Merkez Bankası'na veya onun altında bir lisans sağlayıcıya bağlı. Embedded finance dediğimiz. Hani siz ona derdinizi anlatıyorsunuz, o oraya anlatıyor, oraya anlatıyor. O yüzden de hani sıkıntılı bunlar. Muhasebecisiz yapmamak lazım delivery. Yani hiçbir taraf aslında. Ya orada sağlanan, yani orada sağlanan problem şu. Şimdi şirketin bilançosu yok. Yani şirketi yeni kurmuşsunuz. Bir bank hesabı açılmış adınıza. Bu banka hesabına direkt şahsi paralar yollanıyor. Şimdi işin hani doğasına bakalım. Bir şirket ilk önce şahısa mı yollar, şirketten şirkete mi yollar? Yani şirketin önce kendi ihtiyaçlarını, yani B2B olarak ödeme yapması lazım. Muhasebecisine ödeme yapar, işte sunucu satın alır, Google Ads'a para yatırır. Böyle şeyler yaşanır. Ama şirkete direkt açtım, şahıslara para yolluyorum. Bu direkt radarlara takılır. Yani hiç şansınız yok orada. Yani oradaki o fraud dediğimiz sistemler sizi otomatik olarak yakalıyor zaten. Moderasyona gidiyor. Moderasyondan sonra kararlar veriliyor. O yüzden de şirketi ilk, yani özellikle yeni şirketlerde mutlaka ve mutlaka bireysellere çok hızlı bir şekilde para yollamayın. Yolluyorsanız da şirketin sahibi kimse, para sadece ona gitsin. Böyle bir durum var. Buyurun. Tamam. Hı.
Yok, şimdi bu söylediğiniz örnekte şöyle, şirketiniz yani SaaS ürününü şirketiniz Türkiye'de kayıtlı. Bir limited, bir anonim şirketi. Burada da bir ödeme geçidini kullanıyorsunuz. Oradaki yaşanan problemler daha çok şöyle, FITF ile doğrudan bağlantısı yok ama ödeme sistemleri yıl 2023 halen gelişmedi. Ki bunun üzerine hani halen startuplar çıkıyor. Yani hani iyileştirmek üzere. Yani PayPal varken Stripe çıktı, Stripe varken işte bilmem ne çıktı gibi. Buradaki yaşanan da problem şu. Türkiye'deki ödeme geçitleri, yani Master veya yani buradaki aracılar diyelim, Master veya Visa, kendi ağı üzerinden gidiyor. Diyelim ki Amerika'ya satacaksınız malı. Yani ürünü satacağınız yer Amerika. Amerika'daki birçok traditional bankada 3D Secure diye bir kavram halen off durumda. Dolayısıyla müşteriye SMS gidiyor. SMS gelmediği için ödeme yapamıyor. Ödeme yapamadığı için siz parayı alamıyorsunuz. Böyle bir sorun var. Bunu illa Amerika özelinde değil, yani birçok yerde yaşanıyor aslında. Yani sadece Türkiye'den değil, yani mesela Almanya özelinde ben hani konuşayım. Almanya'da neredeyse kredi kartı kullanımı diye bir şey yok. Yani neredeyse yok. Yani çok varlıklı olmanız lazım ya da özel taleple gitmeniz lazım. Kendi lokal ödeme çözümleri var. Zoford dediği sistem var, Giropay denilen sistemler var. Onun üzerinden dönüyor. Yani bir Mastercard sahibi olmanız bile yetmiyor. Hani. En çok öyle geliyor. En çok... Yok, başka bir problemi yok. Yani ödeme yapmalarındaki sorun aslında şifrenin karşı tarafa ulaşmaması. Ya buna şöyle bakmak lazım. Türkiye'den, yani bu aslında kendi başına bir case olabilir. Türkiye'den kaç startup Amerika'da bir müşteriden ödeme alıyor? Kaç tane Amerika'da müşterisi var? Ve buradaki bu hatalı gerçekleşen ödeme sistemlerindeki yüzde kaç? Bu kendi başına bir case olabilir Görkem abi. Yani hani %2 civarında olduğunu ben duydum ama hani bu globaldeki oran bu. Yani Malta'da bir şirket kurdun, Malta'da işte bir ödeme geçtiğiyle anlaştın, Amerika'ya ya da Hong Kong'a bir satış yapacaksın. %2 civarındaydı ama Türkiye üzerinde bilmiyorum. Yani Türkiye'deki startupların bu, yani bunu kim verir? Bunu işte EasyCo, PTR, Param gibi şirketler verir bunun cevabını. Çünkü en çok hani oraya döndüğü için hatalı ödeme, orayı bulmak lazım. Başka sorusu olan varsa zamanımız bilmiyorum. Tamam, buyurun. Wise şirket hesabı mı? İngiltere'deki şirketin mi? Yok, şöyle bir durum var. Bunun özelinde. Herkeste şöyle bir yanılgı vardı, hatta Görkem abi geçenlerde bir tweet atmıştın. Kanada'da iyi ki bu kadar gelişmiş bir bankacı teknolojisi yok, problemimiz yok diye. Şöyle bir şey var, sondan ben başlayayım. Şimdi Wise gidiyor Türkiye'den. Wise gitmesi şöyle, transferler yine devam ediyor. Sadece şahsi hesaplardaki IBAN'ları ve hani oradaki o FX dediğimiz hani çevrimleri ortadan kaldırıyor. Yani Wise üzerine yani Türkiye'de yine ödeme alabileceksiniz ama hani hiç gerek yok. Türkiye zaten bir iş bankası, bir Akbank varsa hani hesabınız. İngiltere'deki Wise'dan buraya parayı yollayabilirsiniz. Şimdi buradan başlayıp sizin sorunuza geldiğimde de şöyle bir durum var. Şirket ortakları, yani doğrudan parayı şirket ortaklarına aktarıyorsanız, sizi durdursalar bile siz şirket evraklarınızı bir daha yolladığınızda, çalışan olarak, yani hani bir hissedarı olarak çalışan olarak yolladığınızda sizi devam ettirirler.
herhangi problem olmaz. Ama durdururlar. Yani FITF de mutlaka her canlı tadıyor bunu. Yani mutlaka tadıyor bunu. Rica ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederim, çok keyif aldım. Harika hap gibi bilgilerdi. Teşekkür ederim. Sağ olun.